Herkese merhaba. Meselelerde bu gün özel mülkiyeti konuşuyoruz. Umur ve Hüseyin'le birlikteyiz. Neden özel mülkiyet konuşuyoruz? Niye, ne derdimiz var özel mülkiyetle? Hüseyin, istersen sen başla. Özel mülkiyetin işte tarihçesine, jeneolojisine vesaire girebilir ama bizim ilgilendiğimiz kısım daha çok meşrulaştırılması. Felsefi açıdan ya da etik açıdan meşrulaştırılması. Bunun sebebi de şu. Özel mülkiyet diye bir şey var. Var ola gelmiş. Ne zamandan beri var ola geldiğinde işte antropologlar veya başkaları bir takım cevaplar söyleyebilirler, tarihçiler vesaire. Ama özel mülkiyetin var olmasına ya da özel mülkiyete sahip olan insanlar buna sahip olmaya hakları var mı? Bizim derdimiz felsefeci olarak ya da felsefi açıdan bakan insanlar olarak bizim derdimiz bu. Nasıl meşrulaştırabiliriz? Yani bir insanın özel mülkiyete sahip olmasını nasıl meşrulaştırabiliriz? Bunun için de öne çıkan birkaç teori var. Benim sayacaklarımdan daha fazlası da var, siz de zaten ekleyeceksiniz ama benim öne çıkan olarak gördüğüm 3 teori, mesela Hegelci bir yaklaşımla özel mülkiyeti meşrulaştırabiliriz diyor. Bu yaklaşımda şöyle bir şey var, birey, özne zihnindeki fikri bir nesneye yansıttığı zaman o nesneyi aynı zamanda karakterini yansıtıyor. Bu fikir o kişinin aynı zamanda karakterinin, özelliklerinin, düşüncelerinin bir parçası oluyor ve nesneye fikrini karakterinin bir yansıması olarak aktarıyor. Bu aktarım sayesinde de nesneye bunu aktarması sayesinde de dünyada kendisini gerçekleştirme, böyle havalı kelimeler kullanıyor tabii Hegel, kişi dünyada kendini gerçekleştirme imkanı bulmuş oluyor. Bunu yapmazsa gerçekleştirememiş oluyor. Eksik, bir şeyler eksik kalıyor o kişinin özne olması için. Dolayısıyla özel mülkiyet kişinin özne olması için gerekli bir şey bu teoriye evet. Göre. Bence burada şey de var, yani Hegel'in gözettiği şeylerden bir diğeri de tabii ki ihtiyaçların karşılanması. Yani bir şekilde kendi varlığını sürdürmesi için de aynı zamanda gerekli olan bir şey. Çünkü yani her insanın elbette hani barınma gibi, beslenme gibi bir takım temel ihtiyaçları var ve onları karşılamaya zaten arzuluyor da yani bunu. O yüzden hani o dünyayı dönüştürme, nesne yaratma meselesi biraz da arzuyla ilişkili ve ihtiyacın karşılanmasıyla ilişkili. Ve tabii ki kendini sürekli hale getirmeyle ilişkili. Bu açıdan yani Hegel bunu bir nevi zorunluluk gibi de zaten yani başka türlüsü de çok mümkün değil gibi de sanki kuruyor gibi görünüyor. Bu Hegelci yaklaşıma şöyle bir itiraz getirilebilir gibi görünüyor. Yani ben yarattığım her ya da sahiplendiğim ya da oluşumuna katkı verdiğim her nesneye karakterimi falan aktarmıyorum. Ne bileyim, mesela bir şirketim var. Bir müşteri listesi yarattım. Bu müşteri listesi benim karakterime dair hiçbir şey yansıtmıyor. Ya da ne bileyim, ben bir tasarımcıyım, elektronik tasarımcıyım ve bir yeni bir pin kodu tasarladım. Pin kodu şekli, işte bir şekilde yapılabiliyor şu an, rakamla yapılabiliyor, parmakla yapılıyor. Ben bambaşka bir şey buldum. Yani bu benim karakterime dair çok özel bir şey yansıtmıyor olabilir. Yani karakter, bir nesnenin benim karakterimi yansıttığı için benim mülkiyetim olması yetersiz bir açıklama gibi görünüyor. Çünkü ben o pin kodunu tasarladıysam onun benim mülkiyetim olduğunu söylemeye hakkım olmalı gibi gözüküyor. Karakterimi yansıtmasa bile. Spesifik olarak belki hani şöyle geliştirilerek bir şey söylenebilir. Yani senin kişisel olarak karakterin değil de insana dair bir şeyi sana geri yansıtıyor. Yani dünya normalde sana tamamen yabancı bir şey. Doğrudan doğayla yüzleştiğin zaman. Ama doğayı dönüştürdüğün zaman, kendi fikirlerini yansıtır hale getirdiğin zaman ilk başta senin için yabancı olan, anlaşılmaz olan şey senin ona yüklediğin işaretler, şekiller, bütün bir anlam dünyası üzerinden sana bir anlamlı bütün olarak kendisini kendine gösteriyor ve bunun üzerinden sen bir yandan onu şekillendirirken kendini gerçekleştiriyorsun ama öbür taraftan da o dünya senin için anlaşılır bir yer olması üzerinden bir yabancılaşmanın aşılması sayesinde bir özgür eylem alanına dönüşüyor senin için. Yani spesifik olarak kişisel umur olarak, özgür olarak, işte falan Hüseyin olarak karakterini yansıtıyor gibi değil de genel olarak insan olarak senin anlam dünyanın bir parçası haline gelmiş oluyor. Ve o mümkün kılması açısından en primitif hali olarak, yani bunu yapan şeyleri en basit, en primitif nesnelerle ilişkimiz açısından bir versiyonu olarak savunuyor yani. Güzel, bu daha iyi bir açıklama. Evet. Bu sefer de niye benim mülküm olduğunu açıklamakta zorlanacaktır böyle bir açıklama. Eğer ben genel olarak insan potansiyelini yansıttığı için o nesnenin dönüştürüldüğünü kabul ediyorsam bu sefer evet, o zaman insanın ortak bir mülkü olabilir. Niye özel mülk olsun? Evet, burada bence şeyin altını çizmek lazım. Şimdi Locke'a da muhtemelen değineceksin. Hani Locke'da daha hani doğa durumunda bile, hani herhangi bir yasanın olmadığı durumda bile mesela mülkiyet mümkün. Çünkü emeğimi kattığım zaman o şeyi hani başkası sahiplenmiş değilse o benim oluyor gibi. Yani işte toprağı işlediğim zaman o toprak parçası benim oluyor. Ama bence hani Rousseau, Kant, Hegel çizgisinde böyle değil tam. Bir tür
Hatta şöyle bir kontrast yapılır genellikle. Literatürde böyle bir kontrast var. Yani Locke nesne ve özne arasında bir şeymiş gibi anlatıyor mülkiyeti ama bu diğer çizgi yani Rousseau Kant Hegel çizgisi özne ve diğer öznelerle kurulan bir ilişki olarak mülkiyeti. Yani benim bir şeye sahip olmam demek yalnızca nesneyle bir ilişki kurmam değil, diğer insanlarla da bir belli bir ilişki kurmam anlamına geliyor. Yani bu benimdir, başkası bunu ancak benim iznimle kullanabilir gibi bir şey yansıtıyor. O yüzden yani yalnızca benim karakterimi yansıtmam ya da yalnızca insan varoluşunun temel bir öğesi olduğu için de değil, böylesi bir toplumsallığı da açtığı için de özel mülkiyet hem mümkün oluyor hem de bir şeyleri de mümkün kılıyor. Yani iki taraflı bir şeyi var diyebiliriz. Hem özel mülkiyetin mümkün olması için belli bir toplumsallık lazım, hem de özel mülkiyetin kurduğu belli bir toplumsallık da var ya da yasallık da evet, var. Çünkü ben bazı insanları dışlayarak o evet. mülke erişimini engelleyerek kendimi onlardan ayırmış oluyorum bir yandan. Aynen, öyle de bir yanı var. Bu benim bireyliğime katkı veren bir şey. Evet, bu evet. daha iyi bir açıklama olmuş evet, olabilir. Locke'dan bahsettin, istersen Locke'a da tekrar dönelim. Locke şunu söylüyor, daha önce sahiplenilmemiş bir nesne üzerinde, toprak Locke'un kullandığı örnek işte, ben emeğimi katarak bir ürün ortaya çıkarırsam o ürün üzerinde sahiplik iddia edebilirim meşru bir şekilde. Bunu söylüyor. Evet. Buradaki zorluk da şu, emeğe ilginç metafizik bir özellik atamış oluyor. Evet. Bir şey emeğe, yani bir nesneye emek katıldığında, toprak gibi bir nesneye veya bir ahşaba emek katıldığında, masaya dönüştürüldüğünde bu ürün içine emek katıldığı için artık benim oluyor. Burada ilginç metafizik bir özelliği oluyor gibi gözüküyor emeğin. İşte buna gelen itirazda Nozick, Amerikalı felsefeci Nozick'ten geliyor. O da diyor ki ya ben mesela benim olan bir şeyi, emek mesela başta benimdi, masaya ahşaba kattım ve masa benim oldu. Benim olan bir şeyi başka bir yere kattığımda benim olmaktan çıkması da bir açıklama olabilirdi. Elimdeki çorbayı denize döktüğümde deniz benim olmuyor ama çorba denize karışmış oluyor. Evet. İyi bir örnek değil gibi gözüküyor başta ama metafizik açıklamanın zayıf olduğunu göstermek için absürt bir örnek buluyor aslında Nozick burada. Bir de şöyle bir yerden de aslında aynı şekilde bence o sorgunadır yani. Bu Locke'un söylediği açıklama bir özel mülkiyet var, onu nasıl uzatabilirim, daha başka bir yere aktarabilirim gibi soruya cevap veriyor ama şeye cevap vermiyor. Baştan varsaydığı şey benim bedenime ve etkinliklerime üzerine zaten bir özel mülkiyet sahibi aidiyetim evet, var. Kesinlikle. Onun da daha metafizik kökeni ben de Tanrı'nın özel mülkiyetiyim aslında evet. O da arkasında Locke'dan dediği ama o kısmını parantez içine alırsak zaten senin bedeninle bir özel mülkiyet ilişkisi kurduğun varsayım var, bu sorgulanmadan alıyor. Sonra ben bunu nasıl oluyor da dışarıdaki dünyadaki objelere aktarabiliyorum gibi şekilde soruyor ama daha temelindeki o şeyi sorgulamıyor yani. Acaba benim bedenimle, etkinliklerimle, ilişkilenme biçimim doğru bir şekilde bir özel mülkiyet ilişkisi olarak anlaşılabilir mi acaba ya da anlaşılabilirse bunu ne meşrulaştırır yani? Evet. Yani ben hem kendi vücudumun da sahibiyim hem de bu vücudum sayesinde yaptığım şeylerin de sahibi oluyorum bu sayede dediğim gibi. Yani böyle bir varsayımla başladığı için öyle bir noktaya varıyor Locke. Bu kendine sahip olma meselesi de tartışmaya bayağı evet, çıktı evet. mesele. İşte özellikle Nozick ve Jerry Cohen denen işte analitik Marksist arasında da çok yer edinmiş bir tartışma. Kendime sahip olduğumu iddia etmekle olduğumu iddia etmemek ikiliğinin sonuçlarını kıyaslamaya çalışıyorlar mesela. Kendime sahip olduğumu iddia ettiğimde mesela ben bir bu aşı zamanı çok tartışılmıştı. Aşının patentini aç falan diye duyuru yapılmıştı işte patent evet. sahibi kişilere. Ben bir aşı bulduğumda ve bu aşı milyonlarca insanın hayatını kurtaracaksa ben kendi bedenime sahibim. Zihnim de benim bedenimin bir parçası, ona da sahibim. Zihnimi kullanarak bir aşı ürettim ve bu aşı artık benimdir diyorum ben. Ama o zihnin gelişmesi, o noktaya gelmesi, bedenimin gelişmesi ve o noktaya gelmesi toplumsal bir ürün aslında. Dolayısıyla benim bedenime sahip olmam söylenenden fazlasını içeriyormuş gibi gözüküyor. Kesinlikle. Yani ben sadece o aşının fikri bendeydi. O yüzden bedenime de sahibim. O yüzden aşıyı ben buldum. Patenti benimdir. İstediğim gibi kullanırım demek aslında hak ettiğinden daha büyük bir iddia gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla bedenine sahip olmak o kadar da basit bir şey değil. Kesinlikle. Yani orada yani tırnak içinde liberal birey anlayışı diyebileceğimiz yani özerk birey, toplumdan biraz yırtılmış, biraz nevi şahsına münasır birey gibi bir anlayışı varsaymak gerekiyor. Yani ben bağımsız bir varlığım. Yani ve benim işte bir deham olabilir, o yaratıcılığım olabilir, girişimciliğim olabilir. Bana belli bir avantaj sağlıyor. O avantajı kullanmakta da sonuna kadar özgür olmam gerekiyor. Yani liberal bir bakış açısı ve tabii kapitalizmi olumlayan bir bakış açısı bunu söyleyecek. Ama başka bir bakış açısı, yani daha belki komüniteryen diyebiliriz. İlla komünizm ya da sosyalizm olmak zorunda değil. Olduğum kişiyi topluma borçluyum. O yüzden de
ürettiğim ya da yarattığım emtiyanın da bir kısmını topluma borçluyum diyen bir görüş olabilir bunun karşısında. Bir de aslında liberallik denirken belki hani hak liberalizmin ötesine bir de faydacı liberalizm gibi bir şey üzerinden gidip belki bir faydacı argüman da vardır şeyle ilgili özel mülkiyetle alakalı. Aslında benzer bir yerden çıkarabiliriz faydacı argümanı da. Yani toplumsal bir özel mülkiyet meşruiyeti. Toplumda özel mülkiyetin varlığı çoğunluğun faydasına olacaksa özel mülkiyetin varlığını tanıyabiliriz. Ve özel mülkiyetin tanımını hangi şekilde yaptığımızda çoğunluk daha çok faydalanacaksa o şekilde yapmalıyız. Faydacılık birazcık çoğunluğun faydasına olan prensipleri kabul eden bir yaklaşım. Kesinlikle. Dolayısıyla ben emeğimi kattığımda bir şey benimdir prensibi, çoğunluğun faydasına olan bir prensipse evet özel mülkü belki böyle tanımlayabiliriz. Hegelci prensip daha çok kişiye fayda sağlıyorsa onu kabul edelim. O şekilde tanımlayalım. Evet yani özel mülkü tanımlamak için böyle bir yaklaşım. Çoğunluğun faydasına olan anlayış özel mülkü tanımlamalı diyebiliriz. Tabii faydacı yaklaşım çoğunluğun faydasına olana baktığı için dezavantajlı azınlığı gözden kaçırıyor. Evet. Burada da belki Rawls'a kesinlikle girmek gerekecek. Aynen. Orada da işte bu düşünme şeklinde şöyle soruyorsun. O toplum içerisinde kendinle ilgili cinsiyetin, yaşın, ondan sonra işte ne kadar varlıklı bir insan olduğun falan bütün bu kendine dair diker bilgilerden soyutlanmış bir noktada bir toplumun yapısını nasıl bir toplum dizayn ederdim, nasıl bir toplum seçerdim sorusuna cevap verirken özel mülkiyet gibi bir şeyi meşrulaştıracaksan onu meşrulaştırmak için kurman gereken argüman kamusal alanda kurduğun düzen içerisinde en dezavantajlı kalan kesimin gözünden bile bir artı olarak olumlanabilen, rıza gösterebilen bir şey mi? Eğer bu şekilde rasyonel argümanlar geliştirebiliyorsan ve onların gözünden bile kabul edilebilir oluyorsa o zaman kurduğun toplumsal yapı içerisinde meşru bir kurum haline gelebiliyor. Ama Rawls ilginç bir şekilde yani özel mülkiyet mutlaka seçilecek bir şeydir demiyor. Ortak mülkiyet içerisinde böyle bir argüman, kamusal argüman geliştirebiliyorsan ki liberalizmde alışıldık bir durum değil. Rawls burada bence açık bir kafayla beklenmedik bir şekilde kesinlikle düşünüyor ve buna da kapıyı açık bırakıyor. Bunu savunabilirsen ortak mülkiyetinde olabileceğini, böyle bir argümanın da geliştirebileceğini potansiyel olarak söylüyor. Rawls'u yani argüman buna olanak tanıyor olsa bile şöyle bir bence sorun ya da handikap ya da ikilem sebebiyle kapitalizmi daha çok destekleyecek bir şey. Şimdi şuna bir örnekle açıklamaya çalışalım. Toplum üçümüzden oluşuyor. Ortada bir mal var ve bu malı bir şekilde paylaşacağız. Yani bir takım kaynaklar var diyelim hatta yani şey raw materials yani henüz işlenmemiş ürünler, tarla olabilir bir şey veya işte metal olabilir bir şey olabilir. Ben diyorum ki ya ben çok yetenekliyim. Bunların mülk sahipliğini bana verin. Hepimiz daha çok faydalanacağız. Ben bu 10 birimlik üründen 100 birim oluşturacağım ve size 20'şer birim vereceğim ve işte 100 birimin 60'ı benim olacak. Bu kapitalist anlayış, işte bu şey teşvik mekanizması, kapitalizmdeki teşvik mekanizması dediğimiz şey. İşte bazı kişiler üretim araçlarına sahip olursa başka üretim şekillerine göre daha çok üretilmesine olanak verecektir bu durum denen yaklaşım. Gene ortada 10 birim var. Ben siz diyorsunuz ki hayır böyle bir şey izin veremeyiz. Başka tür bir üretim yapacağız. Sen sahip olmayacaksın. Hepimiz o 11'i paylaşacağız ve öyle üreteceğiz. İşte 3.5 ya da 3.3 şeklinde paylaştık bu ürünleri. Ve siz 3.3'ü kendi emeğinizi kullanarak 10'a kadar çıkarabildiniz. Ve ben elimdeki 3.5'ü 15'e çıkardım. Ben hala sizden daha yetenekliysem mesela daha çok sahip oldum ama siz bu sefer 10 sahip oldunuz. Aramızdaki fark 5. Bir önceki örnekte siz 20'şer sahiptiniz ben 40 sahiptim. Aramızdaki fark 27. Ben sizin 2 katınıza sahiptim. Eğer bu sahiplik benim iki katınıza sahip olmam ayrı bir dezavantaj yaratmıyorsa size kapitalizm daha iyiydi eşit paylaşımda. Çünkü yetenekli olanların kapitalizmde mülklere sahip olduğu şu an doğru değil ama öyle olduğunu varsayalım ideal bir kapitalizmde. O zaman yani daha yetenekli olanların üretim araçlarına sahip olması herkesin avantajına gibi gözüküyor. Bu Rawls'a daha uygun bir model. Yani şöyle Rawls'un açık bıraktığı karşı argümanda orada şöyle bir şey yani Marx'ın çıkış noktası neydi? Aslında kapitalist ekonomi evet üretim araçlarını devrimli bir şekilde dönüştürüp feodalizme göre çok daha üretken ama şu anda üretim araçları o kadar gelişti ki kapitalizm bile üst yapısı itibariyle o gelişmiş haliyle üretim güçleri önünde bir zincir, bir engelleyici oluyor ve sürekli krizler çıkartıyor bir verimsiz ekonomi. Aslında bizim üretim araçlarımızın gelişmişlik seviyesine göre yapabileceğimizden daha azını yapıyoruz. Kapitalizm, feodalizme göre çok fazla şey yapıyor olsa bile. O zaman biz rasyonel bir şekilde kolektif olarak ortak mülkiyetle örgütlersek ve planlı bir ekonomiye gidersek
o zaman çok daha verimli ve çok daha üretken olabiliriz şeklinde bir argüman yapıyor. Bu argüman işte realitede doğrulandı, doğrulanmadı vesaire. Orada tartışması zaten orada olacak. Empirik olarak gösterilmesi gereken bir şey. Evet. Rawls gözünden. Ama farz edelim ki böyle bir şeyi gerçekten destekliyorsun. Kolektif, rasyonel, merkezi planlama daha verimli bir şey. Hı. O zaman Rawls bunu kabul ederdi. Ama tabii bir şekilde bunun daha empirik bir şekilde desteklenebilir bir şey olmasını, bilimsel bir iddia olmasını beklerdi yani. Evet ve buradaki problemlerden biri de tabii ki şu olacak. Kim neye niçin rıza gösteriyor? Yani Rawls'ın rıza kavramı çok merkezi bir öneme sahip. Yani sen başkalarına bunu anlatıp gerekçelendirip başkalarının da buna ikna olmasını sağlıyor musun? İster özel mülkiyet olsun, ister kolektif mülkiyet olsun. Sen başka insanların, rasyonel insanları tabii burada bir devasa bir varsayım var yani rasyonel insana ilişkin ve rasyonel insanın da neyi seçeceğine ilişkin de bir varsayım var. Yani o varsayım ne kadar geçerli? Rasyonellik burada senin verdiğin örnekte hani ben 5'e razı olayım yoksa yok ben 20'ye razı olayım diğerinin 60 olmasına razı olayım. Hangisi bir diğerinden daha rasyonel cevabını vermek oldukça güç görünüyor. Orada yani varsaymamız gereken epey bir şey var. Neyin rasyonel tabii olduğunu? Ne tür parametre kullanacağımızı az çok tahmin edebiliriz. Bir kişinin kendi çıkarına olan şey o kişinin refahını artıracak olan şeydir. Senin 10 birim üründense 20 birim ürüne sahip olman pek çok ürün için mesela günde 5 ekmek yiyemezsin belki ama 0 ekmektense 2 dilim ekmek yemeyi tercih edebilirsin. Dolayısıyla o ihtiyaçlarını karşılayacaksa 20'yi 10'a tercih edeceksindir. Doğru. Bunun yanında güç ilişkileri de var. Tabii. Esas evet. Sıkıntıyı zaten orası çıkarıyor. Benim 40 birim senin 20 birim sahip olman, benim 15 senin 10 birim sahip olmandansa bana daha çok güç kazandırıyorsa, evet. Seni daha güçsüz durumda bırakıyorsa bu daha kötü bir paylaşım evet. Tabii ki. Ya işte orada zaten hakkaniyet gibi bir mesele evet. De işin içine giriyor. Evet. Ve bölüşümün adaleti nasıl olacak? Yani yalnızca benim ihtiyaçlarımın karşılanması ya da benim faydamın artıyor olması tek başına bir yeterli bir karar verme şeyi değil, kıstası değil. Aynı zamanda bölüşümün kendisini ben hangi şartlar altında adil bulurum ve buna nasıl bir cevap veririm sorusu da. Aynen. Bir de hatta belki yani refah düşünmenin değişik versiyonları var. Belki öyle bir şey ki refah kendini içkin bir şekilde bu tip böyle adalet duygularının tatminini de içeren bir şey olabilir. Dolayısıyla evet. O zaman aslında biz duruma göre elimizdeki ne kadar özel mülkiyete sahip olduğumuzdan tek başına ya da bundan bağımsız bir şekilde nasıl bir toplum içerisinde yaşıyoruz ve adalet duygumuz ne kadar tatmin oluyor gibi sorular üzerinden de refahımızı tanımlıyor ve bunun üzerinden hayatı anlamlı bir şekilde yaşıyor olabiliriz yani. Ki bunu açarsak bence şöyle bir şeye de bağlayabiliriz tartışmayı yani. Mesela burada özel mülkiyet şahsa ait ya da ortak mülkiyet gibi bir ayrım üzerinden tartışılıyor burada ama daha genel olarak aslında özel mülkiyette, ortak mülkiyette bir mülkiyet ilişkilenmesi. Yani şeylerle bir aidiyet. Birinde öznesi toplum, öbüründe öznesi birey. Ama iki durumda da aslında şey var. Bir sahiplenme ilişkisi kuruyorsun. Ve belki şeylerle, insanlarla bir sahiplenme ilişki kurmasının kendisi refahı düşüren bir şey olabilir. Belki dünyada başka bir şekilde bulunmalıyız. Ve başka şekillerde etkileşmeliyiz, örgütlenmeliyiz falan filan gibi de soruyla da bağlanabilir yani. Kesinlikle. Bu şey soylu vahşi soylu anlayışına vahşi doğru gidiyor sanki. Belki oraya kadar kesebiliyoruz. Güzeldi. Yani özel mülkiyet gerçekten bu görünüşte basit olan ve aşina olduğumuz gibi görünen ama aslında değiştikçe epey fazla farklı mekanizmaya ve kavrama bağlanabilen bir konu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkürler. Görüşmek üzere.